Evet, selamlar. Yeni bir videodayız yine. Bu sefer haftanın öne çıkan şirketleri isimli bir tane videom olacak. Böyle bir formatım var. Bakalım oturacak mı? Onu da merak ediyorum. Haftanın bugün bu videoyu yapmak gibi bir fikrim var. Sonra da bakacağız. Burada hani geçen hafta önemli bir habere çıkmış şirketler ve teknik olarak ne yapmışlar onlara bir bakacağız. Sonra gelecek hafta yine yani güzel olabileceğini düşündüğümüz şirketler var. Bunlarla da ilgili de bazı bir video yapmak isteriz. Evet, borsa ile ilgili yorum yapmayacağım. Onu bugün akşam yazacağım. Zaten yazıyorum ben her hafta. Biliyorsunuz her hafta sonu yazımı kendi internet sitemde tuncayturşucu.com'da yayına alacağım. Bu şekilde de hareket edeceğiz inşallah. Evet, şimdi 17'sinde Arçelik akşam piyasadan sonra borsaya bir açıklama gönderdi. Bir satın alma haberi gönderdi. Whirlpool şirketinin, Türkiye'deki şirketinin satın alınması toplam 78,3 milyon euroluk bir satın alma bu. Şimdi bu tarz haberlerde şöyle biz hareket ederiz. Bunu da söyleyeyim. Yani illa bir haber çıktı. Vay efendim satın alma var. Alıyor. Buradan yürüyecek gidecek diye hemen hisseye de hücum etmek de çok da doğru bir şey değil. Çünkü önce satın alınan o firmanın toplam Arçelik'in toplam bünyesi içerisinde nasıl bir olaya sahip geldiğine iyice bakmak lazım. Bu satın alma 1 Temmuz'a dek bitirilecek. Öyle bir hedef var. Bitirilmezse 15 Eylül'e dek yine bir zaman var. 15 Eylül'e kadar yine bitmezse de anlaşma falan yapılmayacak. Onu da ifade edeyim. Şimdi soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi yapıyor Whirlpool Türkiye. Toplam 2,7 milyon adetlik bir üretimi var. Whirlpool Türkiye'nin 2020 yılı cirosu 2,3 milyar TL. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bunu bakmamız lazım. Bunun ne anlama geldiğini anlamak için de Arçelik'in 2020 yılındaki toplam cirosuna bakmanız lazım. 40,8 milyar. Yani 40,8 milyar TL'lik bir cirosu var Arçelik'in. Yeni aldığı bu şirketin yıllık cirosu 2,3. Yani toplam cironun %5,6'sına isabet eden bir firma. Yani bundan sonraki yıllarda bu satın alınan şirket Arçelik'in toplam cirosuna %5,6'lık bir katma değer, bir katkı sağlayabilir. O nedenle hani çok çok önemli bir şey değil. Şuradan da inceleyelim onu da izleyin. Burası Arçelik. Grafiğimiz bu. Gördüğünüz gibi bir yükselen bir kanal içerisinde şey hareket ediyoruz. Burada şimdilik şurada bu ortadaki çizgi %50 çizgisidir. 31-60'larda bir destek var. Halen daha 50 günlük ortalamanın altında izliyorsunuz. 35-86, 32-93'lerden bu gidiyor. Yani Arçelik'te çok önemli bir alım sinyali falan yok izlediğiniz gibi. Teknik olarak benim Arçelik'im olsa şu kırmızı çizginin altına düşmedikçe satmazdım. Arçelik'im yoksa da ama illa da ben Arçelik alacağım arkadaş diyorsak da 32.93'ün üzerine yükseldiği zaman, yukarı hareketlemeler başladığı zaman alırdım. Hedefim de şu üst çizgi 35.86 çizgisi olurdu. Ya da şu ortadaki çizgi olan işte o kaçtır o? 31-60 çizgisi olan bu çizgiye yakın yerlerden, buralara yakın yerlere indiğinde şuralardan alarak en azından destek noktasına yakın yerlerden almanın yolunu arardım. Arçelik'te uzun vadede bizim hala büyüme şirketi 38 TL gibi bir hedefimiz var. Genel olarak da zaten hedefler o yönde sürdürüyoruz ama bu haberin öyle çok ciddi bir şey yok. Zaten haber 17'sinde geldi. 21'ine kadar da Arçelik'te de öyle çok önemli bir şeye de sebep olmadı. Şimdi Enka o da aslında 17'sinde bir kapa ve açıklama gönderdi. Saat 10.15'te geldi bu. Adapazarı Doğalgaz Çevrim Santrali'ni yeniden üretime aldığını ifade etti. Şimdi bu ne demek? Şu demek. Bu çevrim santrali 11 Şubat'ta, 11 Şubat 2019'da
şalterleri aşağıya indirmişlerdi. Sebep olarak da elektrik üretim AŞ ile yapılan anlaşmanın sona ermesi ve Türkiye'deki doğal gaz fiyatlarının dünya fiyatlarının çok üzerinde olmasından ötürü. Yani ekonomik değil, şalteri açtığı andan itibaren bu çevrim santralleri zarar yazıyordu. Nitekim 11 Şubat'ta Gebze ve Adapazarı'nı kapattı. Ağustos'ta da İzmir'i kapattı. 3 tane doğal gaz çevrimi var. Toplamı 4100 megawatt toplam gücü Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %11'i. Önemli bir şey. Şimdi bunu yeniden açtığını ifade ediyor. Biliyorsunuz Enka güçlü bir bilançoya sahip. 37 milyar TL'lik net nakdi var. İnşaat ve taahhüt işlerinden şu anda bir geliri var. Şu ana kadar ilan ettiği bu bilançoda enerji segmenti yok. Bunun anlamı bundan sonra artık enerji segmentinden de gelirler olabileceği yönünde. Evet, Enka'yı açalım. Enka ile ilgili biraz bir şeyler söyleyelim. İzlediğiniz gibi Enka, bakın 50 günlük ortalaması, 22 günlük ortalaması, buraları çoktan geçti ve uzaklaştı. Ortalamadan uzaksınız. Mesela burası alım için çok böyle ideal yerler değil. Bu konuda bir ikaz yapmakta fayda var. Son bir yıldır böyle çok ciddi, çok net bir yükselen hareket içerisinde tam bir uptrend yaratmış. Bunu alıp buna bir paralel atalım. Bakalım bir şeyler yakalayabilecek miyiz? Mesela şurası şöyle alınabilir veya şurası şuralardan gelen ve şurada da bir tane öpücük atmış buraya ve şu anda da tam burada. İzlediğiniz gibi Enka teknik olarak hani kısa vadede çok alınacak bir noktada değil. Aksine realizasyonların gelebileceği bir yerde. Bunu da bir göstermek istedim. Ortalamalarından çok uzakta. Ortalamalarından uzaklaştığında mal alınmaz, hisse alınmaz. Kısa vadeciler için bu laflarım. Bu video uzun vadeciler için değil. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani bu video bir yatırım videosu da değil. Bu video bir öneri videosu da değil. Onu da ifade edeyim. Bu video bir bilgi verme videosu. Ama arada işte bir taktiksel olarak da bazı tavsiyelerim de olabilir. İşte ben buradan Enka almam. Enka'yı ne zaman alırım? Ya iner buradan gelir şöyle ortalamalarına yaklaşır. O zaman alırım. O hangi gün olur bilemem. 3 gün sonra ise 3 gün sonra, 5 gün sonra ise 5 gün sonra. Bizim amacımız erken hisse senedi almak değil. İyi yerden iyi hisse senedi almak. Bu çok önemli. Bunu unutmayın. Ama bunun üzerine atar ve yerleşirse o zaman yeniden inceleriz. Yukarıda o zaman 9.35'ler var. Oraya kadar gider ama yine de çok böyle alınacak çok sağlıklı bir yerde olduğunu da söylemek zor açıkçası. Evet. Enka'da durumumuz bu ama bundan sonraki bilançolarda enerji segmentinden de gelirler var. Enka'nın fiyatı 8.80'lerde hisse başı net nakdi sadece duran paranın hisse başı değeri 6.67. Yani bu 8.80'in 6.67'si zaten cash para olarak var. O kadarı ifade ediyor. Geri kalan 2 TL'lik kısmı operasyonel anlamda bu yani. Yani o kadar az mı? Aslında bu açıdan bile baktığınız zaman aslında Enka'nın fiyatının gayet iyi olduğunu da söylemek mümkün. Uzun vade için tabii. Kısa vade burası çok iyi değil. Aselsan 20'sinde bir açıklama gönderdi. 9.50'de sabah 35.5 milyon dolarlık bir ihracat anlaşması yaptı. Burada da yine tamam güzel bravo ama yıllık satışın içinde ne kadarlık bir paya isabet ediyor? %1.50. Çok düşük bir rakam. Yani hisseyi uçuracak cinsten bir şey değil. 35.5 milyon dolarlık anlaşma Aselsan'ın bir yılda yarattığı ciro 2 milyar 300 milyon dolar zaten. Buradan da Aselsan'ı açalım. Hemen ona bir bakalım. Evet, şimdi burada Aselsan'da dikkat etseniz zaten o haber sonrasında herhangi bir uçma, sert bir hareket falan olmadı. Yani şurayı aşağı yukarı hani şuraları ihmal edersek şurası bir dip olmuş gibi 14.74 ama en önemlisi burada 50 günlük ortalama var 15.43'te. Bunun üzerine çıkıp yerleşmedikçe Aselsan'da yukarı doğru hareketin sertleşmesinden söz etmek mümkün değil ama o
50 günlük ortalamanın üzerine yerleşirse şurada yarattığı bir gap var. Aşağı yukarı 16-30'larda buralara kadar çıkış olur. Ama önce şu kırmızı çizgi alır mıyım? Kırmızı çizginin üzerine çıkmadan almam. Satar mıyım? Buradan sonra, şu saatten sonra da satmam eğer elimde varsa. Yoksa da almak için bu 50 günlük ortalamayı aşacak mı, aşmayacak mı? Bunu bir görmek isteriz. 15.43'te bu 50 günlük ortalama. Bunu da ifade edeyim. Evet. Yani biraz dikkatli yapmakta fayda var. Doğuş Otomotiv 20 Mayıs akşam 18.31'de gönderdi. N11 ile Doğuş Otomotiv ikinci el araç alım satımı amacıyla Garaj 11 adında bir dijital bir ortamda işbirliği var. Alım satım ticaret üzerine. Burada tabii çok önemli olan bir şey var. Bu güvenlik sağlayacaklar. Çok bence güzel bir anlaşma. Yani ikinci el araçlarda satımında güvenlikle ilgili konu hep şeyde. Aradaki her şeyi hallediyorlar. Noter işleri, satış işleri sanıyorum öyle ve güvenli bir şekilde ikinci el otonuzu alıp veya satma imkanı sunacaklarını tahmin ediyorum ben. Bu açıdan yani bir olumlu bir şeysi olabilir. Doğaç'ı açarsak ona bir inceleyelim. Doğaç için de hani çok böyle heyecan verici bir haber değil bu. Bunu ifade edeyim. O yüzden çok da bir şey de yok. 50 günlük ortalamayı kırdı. Yeniden aşağıya iniyor. Hani çok güçlü değil. Ne zaman alınır? Şuradan şöyle bir çizgi yapabilirsiniz. Yani öncelikle bu kırmızı çizginin ki şu anda geçtiği yer 29-60'larda kırmızı çizginin üzerine çıksın, yerleşsin, kendini ispat etsin. O zaman alalım. Yani o zaman bize çünkü al sinyali üretecek. Şu anda açıkçası almam. Varsa da açıkçası şu yeşil çizgi 27-30'da şurası. Biraz daha yaklaştırayım şurası. 27-30. Bunun aşağısına düşmedikçe de satmazdım. Ama almak için de bu kırmızı çizginin üzerine çıkmasını açıkçası istiyoruz. Hepimiz hep beraber bunu istiyoruz. Evet. Bizde de bir şey var. Bir durum vardı da onun için biraz şaşırdım. Evet. Hızlanalım. Bu Çelik'te 20 Mayıs'ta 13.23'te açıklama geldi. Marelli Power adında Slovakya fabrikası için bir üretim anlaşması yaptılar. 7.9 milyon euroluk. 2022'de başlayacak, 2025'te bitecek. Bakın şimdi bu tarz açıklamalar çok önemli. Yani bir anlaşma yapıldı diye bir aniden bir hücum ediyor insan. Ama önce yazının içini okumak lazım. Yani anlaşma yaptın da şimdi mi? Hemen mi? Hemen satıyoruz. Bu sene bilançoya girecek mi? Hayır. Girmeyecek. 2022'de başlayacaklar. 2025'e kadar gidecek. 22, 23, 24, 25. 4 senelik bir anlaşma. 4 senenin toplamı 8 milyon euroya geliyor. Yıllık ortalama 2 milyon euroluk bir ciroya bahsediyoruz. O yüzden yani bu tarz şeylerde işte 7 milyon euro, 8 milyon euro şirketin zaten 20 küsur milyon euroluk yıllık cirosu var. Bu çok büyük bir şey deyip saldırmadan önce bunlara hesap edeceksiniz. 20 Mayıs'ta yine 13.12'de yani bu açıklamayı bir 10 dakika öncesinde bir daha gönderdi. Magna Polonya şirketiyle 4 milyon euroluk bir anlaşma var. Bu da 2024'te başlıyor. Bakın 24'te başlayacak. 2029'da bitecek. Yıllık ortalama bu da 670 bin euroya. Yıllık bir ciro katkısı diyebiliriz. 26 Nisan'da 11.36'da saat bir daha bir gönderdi. Mahle Fiyer firması ile ilgiliydi. Bu biraz eski bir haber aslında da. Bir daha söylemek istedim. 3 tane anlaşma vardı. Birinci anlaşma 2023'te başlayıp 2032'de bitecek bir anlaşma. 11 milyon 260 bin euro. 10 yıllık ortalama 1.1.
İkincisi 2022'de başlayıp 2027'de bitecek. 24 milyon euro. Yıllık ortalama 3,4 milyon euro. Güzel. Üçüncüsü de 2024'te başlıyor. 2029'da bitecek. 2,4 milyon, o da yıllık ortalaması var. Yani şöyle bir baktığınız zaman hani Tuğ Çelik'te yıllık ortalama 22 milyon euroluk bir cirosu var. Bu ciroya 2022'de 5,4 milyon euro ilave edilecek. 2023'te 6,5 milyon euro daha luk bir şey ekleyecek. 2028 nokta. Yani bu 22 milyon euro 2022'de 27 olabilir. 2023'te ama 28-29 olabilir. 2024'te de 30-31 olabilir. Yani öyle uzaya kadar giden çok hızlı bir şekilde yükselişten bahsetmek mümkün değil. Burada da Tuğ Çelik'i Hucrk'ydı değil mi o? Hucrk'ya bakalım. Yani soran olabilir. Bu firma benim dikkatimi çeken bir firma. İnceliyorum. Fiyatı çok pahalı değil. Güzel işler yapıyorlar. Yaptığı iş de fena değil aslında. Şurada bir tarihi zirve var. Bakın çok önemli. Bu zirveyi aşarsa ki bu zirvenin adı 940. 940'ı aşarsa o zaman bir şeyler olabilir. Ama şu anda ortalamalarından uzaklaşmış. Nitekim böyle hızlı gittikten sonra da biraz realize ediyor. Yani hani şuralar çok alım için uygun noktalar değil. Ya ortalamaya dek iner, şöyle 8'lere doğru gelir. Oralardan alım için uygun olabilir. Ya da bu 9.40'ı açarsa işte o zaman alım için uygun olabilir. Haftalığı da bu. Bakın haftalıkta da hani çok masum değil. Hani iyi, göstergeleri iyi ama yukarıda şurası önemli bir engel. Onu da söyleyelim. Bu tarz anlaşmalar olduğu müddetçe yani iş ilerisi için güzel olabilir. Bir düşük fena almayabilir yani alım için. Aksa 20 Mayıs'ta 12.26'da Emniyet Ticaret'in açıklaması var. 15.99 16.25 arasından 33 bin not alış yapmış. 7 Mayıs'ta yine aynı şirket 96 bin not alış yapmış. Son alımla %19,71 olmuş. Aksa'daki payları. Alım haberleri iyidir. Bir süre önce Aksa'da da bir hisse satışı haberi vardı ama o satışlar bu şekilde de alınmış anladım. Aksa grafik olarak güzel bir noktada. 50 günlüklerin üzerine çıktı, indi, yerleşti ve şimdi ikinci adımı yapıyor. Ha, girişi olan hisseler içerisinde Aksa bir süre daha bu hareketi yukarı doğru gidebilir. Yani gelecek hafta Aksa'da şu kırmızı çizginin test edilmesi mümkün. 17.32'ler. 17.32'yi aşarsa daha da yukarıya doğru hareket hızlı bir şekilde de sürebilir. Bunu da ifade edelim yani açıkçası. Akol'de 21 Mayıs'ta 17.36'da bir haber var. Vahit Yazıcı 3 milyon 308 bin not hisseyi borsada satmak üzere MKK'ya teyit ettirdi. Şirketin sermayesinin %1,36'sı yani çok iyi bir haber değil açıkçası onu söyleyeyim. Hisse satışı haberleri biraz kanımızı sıkabilir. Akbol'de iyi bir yükseliş yapmıştı. 50 günlük ortalamaya gelmişti. Aşağı indi. Yani günlük 700 bin not, 900 bin not ortalama sakin bir gününde işlem hacmi var. İyi bir günde ise 2 milyon not falan var. Yani iyi bir gününde bu hissenin hepsini satmak istese aslında satabilir. Ama bu satışı hani böyle küçük küçük ufak ufak 5-6 tane taksit halinde satarsa da tahtaya çok fazla zarar vermeyebilir. Yani bu biraz acele etmemekte fayda var. Şu 50 günlük ortalama 23,81'lere kadar gelecek mi, gelmeyecek mi onu bir izleyip ondan sonra hareket etmek doğru olabilir. 26-18'de hissede bir direnç olarak takip edilebilir. Akbol'de iyi bir şey. Sabancı'da Helikon Investment Mayıs'ın 12'sinde bu haber geldi. 103, 2 milyon 195 bin not alış yaptı. Toplamda 103 milyon 927 bin not oldu. %4,98'di payları. Bu son alımla %5,09'a kadar çıktı. Yani soruyorsunuz ya yabancılar alıyor mu diye. İşte bu bir yabancı alışı olmuş, almışlar. Hatta adamlar da %5'in üzerinde bir pay var. %5'in üzerine çıktığı için yapıyorlar bu açık
Sinemayı biliyorsunuz. Şimdi Sabancı güzel bir şekil içinde ama hani şu kırmızı 50 günlük ortalamanın üzerine yükselmedikçe de hemen alış yönünü de hareket etmemek de fayda olabilir. Önce bir çıksın onun üstüne ya da bu kırmızı çizgiyi izleyebilirsiniz. 8.75 çizgisi. Bunun üzerine çıkarsa işte o zaman yukarı doğru hareketler sürebilir. Şurada bir gap var. 9.60'ta oraya kadar kapatabilir. Aşağıda bu 22 günlük ortalamanın üstüne çıkmış, yerleşmiş 8.25. Yani bunun altına düşmedikçe de satmak da bence yanlış olur. Yani Sabancım olsaydı 8.25'in altına düşmedikçe satmazdım, tutardım. Yoksa da almak için de 8.75'in üzerine çıkıp yerleşmesini beklerdim ve izlerdim açıkçası. Benim için daha güvenli bir hareket olurdu. Oylum Sınav Yatırımlar 21 Mayıs'ta 10.31'de bir açıklama gönderdi. Yeni bir ürünün tüm BİM mağazalarında satılmasıyla ilgili. Şimdi bakın haber çok önemli. Yani haberi okurken iyi okumak lazım. Oylum BİM'le bir anlaşma yapmıyor. Oylum yıllardır zaten BİM'e ürün satıyor. BİM bizim toptan metro A101'lere yıllardır satıyor. Yeni bir ürün var. Yeni bir ürün. Gofret olabilir mesela. Onun BİM mağazalarında satılması için anlaşma. Yani toplam ciro içinde nasıl bir etki edecek falan çok önemli bir haber olmadığını tahmin ediyorum ben. Oylum grafik olarak baktığımızda ise şöyle bir yapısı var. Bir kere 50 günlük ortalamanın üzerine çıkmış. O güzel. Buradaki bir direnç seviyesini zorlamış ama yapamamış. Burada kalmış. Al sinyali vermiş mi? Hani birinci vitese bir atmış orada. Bu fena değil. Ama bu çizginin üzerine çıkarsa işte asıl hareketini yükselişler o zaman başlayabilir. 4.38'i aşarsa yeni ilave alımlar etkili olabilir. Geri doğru çekilmede de bu 20, 50 günlük ortalama 4.14'leri de destek olarak izleyeceğiz. Varsa hani satmam. Yoksa da bu 4.37'nin üzerine çıkmadıkça da yeni bir alım, ilave bir alış da yapmam açıkçası. Onu söylemek isterim. Evet, Yapı Kredi Bankası 21 Mayıs'ta 15.20'de 367 gün vadeli 962 milyon dolarlık bir sendikasyon aldı. Euribor artı %2.25 ve Libor artı %2.5'la borçlanabiliyor olmamız bankalarımızın gayet güzel ama bu da aynı Sabancı Holding gibi aşağıda 50 günlük pardon 22 günlük ortalamamız var 2.11 bunun altına düşmedikçe satmam ama hani güçlenmesi için bu 2.22'nin üzerine çıkması lazım. Bunları yapmadıkça da açıkçası çok da bana güven vermiyor. Aşağı yukarı bu da şeyde 2.24'ler önemli bir şey. Direnç aşarsa bence burası da hız yapabilir, hızlanabilir. Evet. Kozal'a gelelim. 20 Mayıs'ta bir açıklama geldi. 13.24'te Kaymaz Altın Madeni'nin ikinci atık depolama tesisi için ÇED olumlu raporuna RUN'un iptali için bir dava açılmıştı. O davanın reddi. Yani şirket için olumlu bir haber açı olarak algılanabilir. Bu olay. Ona bir izleyelim. Hani şu anda geldiği nokta biraz hani kısa vadeciysen eğer hani buradan alınır mı? Biraz alınmaz gibi duruyor. Ama ne yapılır bir taktik olarak hani şurada da bir çizgi yaparsan yani ben alacaksam eğer ya bu çizgiye kadar inmesini isterim 125-60 ya da adam gibi 50 günlük ortalamaya kadar ya da şu yakınlara kadar 120-121 aralığına kadar inerse alım için güzel bir fırsat verebilir. Bu esnada inmezse ortalama kendine aşağıdan gelirse burayı aşarsa 132-30'ları aşarsa o da yeni ilave bir alıma neden olabilir. Ama şu anda bu aralık içinde kaldığı müddetçe hiçbir şey yapılmaz açıkçası. Yani hiçbir hareket falan yapılmaz. Sayaç'ta bilanço geldi. Güzel bir bilanço. İhracat artmış, kar artmış, ciro artmış. Hakikaten Sayaç'ta gayet iyi bir bilanço var.
Piyasa çarpanları ama çok masum değil, onu söyleyeyim. Yani çok ucuz olduğunu söylemek biraz zor ama yakın vade için bu tabii, daha da uzun vadede ne olur orasını bilemiyoruz. Size şunu söyleyeyim, Sayaş bir hareket yapmış ve şu anda geri çekilme hareketi yapmış. Buradan bir şey olur mu ona bakalım. Evet, burada bir çizgimiz var. Şu anda 50 günlük ortalama biraz aşağılarda, 27-75'lerde. Bu çizgi 25-37. Hani şu bölgeye inerse, bu bölgelere gelirse alım için çok güzel fırsatlar verebilir. Mevcut şu anki geldiği 22 günlük ortalama da iyi bir fırsat olabilir. Yani Sayaş'ta böyle aşağı indikten sonra güzel bir fırsat verip yukarı doğru bir hamle yapabileceğini söylemek mümkün olabilir. Hemen şeye geçeyim. Oyak'ta bilanço geldi. Oyak'taki de gayet güzel bir bilanço. Güçlü bir rakam, iyi bir bilanço. Finansal anlamda şu anda aşağı yukarı değerinde. Bloğumda yorumu var bunun. Okuyun. 50 günlük ortalamayı aştı. Aştı. Yerleşiyor. Yeniden şu bölgelere doğru, 7-30'lara doğru bir düşüşler olursa alım için bir fırsat olabilir ama güzel. Yani orası iyi. Haftalık ortalamalarına bakarsın. Bu da bunun haftalığı şuralar. Gördüğünüz gibi önündeki en önemli engel. Yani 7.87'lerde biraz da dikkat edip oralarda realizasyon yapılabilir. Arsan'da bilanço geldi. Açıkçası çok beni dikkatimi çeken bilanço yok. Yani çok güçlü bir bilanço da değil ama aşırı bir yükseliş var. Bizim Mayıs ayı hisselerimizde olan bir hisseydi bu. Bayağı iyi gitti. Fakat ortalamalardan çok uzakta, çok uzaklaştı. Direnç yerlerine geldi. Bakın şuralarda önemli yerler, oralara yaklaştı. Hani bilanço da geldi. Bence dikkat edin, alınacak yerler değil, aksine satılacak yerler gibi duruyor olabilir buralar. Yani de maalesef biz Mayıs hisselerindeydi. Şurada Aydem, Aydıner İnşaat, yani şirketin sahibi, sermayenin %5'i kadar hisseyi borsada satmak istediğini açıkladı. Yani insafsız bir açıklama ve ondan sonra zaten borçlu bir firma Ayen, arkasından da böyle bir düşüş yaptı. Düştüğü yer aslında çok böyle süper, çok çok iyi bir nokta. Ama hani alır mısın, almaz mısın, öyle hani zebellah gibi bir mal varken, hani bilanço olarak güçlü olursun, büyüyen bir firma olursun, borcun hani mesela Alkim gibi. Alkim'in de var ciddi bir şeysi. Çok ciddi bir satış var. Ama şirket güzel, büyüyor, ciro artıyor, yeni bir yatırım var, o girecek şimdi devreye. Hani satıyor, ortak satmasına rağmen hani 12'den 20'ye gitti, yeniden sattı, 18'den 16'ya düştü, bir daha son haftalarda yükseliyor falan. Ayende ama o da yok ki, yani bilançosu çok güçlü değil, çok yüksek bir borç var, finansal borçlar çok ciddi oranda yüksek. Yani bir şey yapamazsın, o düştüğü yerden nasıl yukarı kalkar orasını bilemeyeceğim açıkçası. Haftaya Aksa biraz göz kırptı. Tüpraş biraz göz kırpıyor. Enfen ve Akçansa, Sayaş mesela iyi yerlere gelmiş gibi duruyor. Buralara da bakmakta da fayda olabilir ama hani öteki hisseleri de bu şekilde yaptık. Böyle bir format var. Bu kadar uzun sürmeyecek. Ama böyle bir şeyim olacak inşallah. Herkese iyi haftalar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.